Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba. Sevgili izleyenler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cengiz Yavilioğlu, Yakut ilçesi Şükrüpaşa mahallesinde orta öğretim kampüsü kurulacağını, bunun için arsa tahsis işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Erzurum Milletvekili Plan Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cengiz Yavilioğlu, Yakut ilçesi Şükrüpaşa mahallesinde orta öğretim kampüsü kuracağını, bunun için arsa tahsis işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Daha önce TEDAŞ'a ait olan 53 dönümlük arsanın yoğun çabaları sonucu özelleştirme kapsamında olan TEDAŞ'tan alınarak Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis ettirildiğini belirten Dr. Yavilioğlu, Erzurum'a böyle büyük bir eğitim yatırımını kazandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özellikle büyük şehirlerde ihtiyaç duyulan yerlerde ağırlıklı olarak öğretim kurumlarının bir araya geldiği mekanlar olarak tasarlandığını dile getiren Dr. Yavilioğlu açıklamasında, Erzurum'un böyle bir kampüse koşması için yoğun teşebbüslerimiz Allah'a şükür olumlu sonuç verdi. Kampüs hem şehrimiz için göz kamaştırıcı bir eğitim yatırımı olacak, hem de Şükrüpaşa mahallemizi şenlendirecek. Kampüste inşa edilecek okullar, pansiyonlar ve atölyeler eğitim altyapısı bakımından Erzurum'a çağ atlatacak dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'u değiştirmeye kararlıyım, belli merkezleri birden ele alarak arzu edilen hizmetleri gerçekleştirip caddelerimize modern ve çağdaş görünüm kazandıracağız dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'u değiştirmeye kararlıyım. Belli merkezleri birden ele alarak arzu edilen hizmetleri gerçekleştirip caddelerimizi modern ve çağdaş görünüme kazandırıyoruz. Kaldırım, altyapı ve asfaltları yeniliyoruz. Aydınlatma ve trafik düzenlemesiyle yerleşim yerlerini baştan aşağı değiştiriyoruz. Sabah ve akşam ekibimle birlikte kontroldeyim. Amacımız halkımıza beklendiği ve özlediği hizmetleri sunmaktır. Erzurum değişecek ve yaşanılabilir bir konuma gelecek. Başkan Sekmen, Erzurum'un değişim ve gelişimi için çok çalışıp personele maaş ve makam telifinde bulunacağını bildirdi. Sekmen, geldiğimiz günden beri süratli bir şekilde çalışıyoruz. Ben bir slogan geliştirdim. Her şeye rağmen mazeret yok, yarın değil, bugün Erzurum değişecek. Yaptığımız bütün işler güzel ve kalıcı olacak. Değişime ayak uyduracağız. Erzurum'un güzelleşmesi bana haz ve hız veriyor. İş yaptıkça ben de mutlu oluyorum. Erzurum artık batıdan geri kalmayacak. Seneye kentimiz tüm yönüyle değişmiş olacak. Çalışan arkadaşlarımızı ödüllendireceğim. Maaş, mevki ve itibarla ödüllendireceğim dedi. Emniyette paralel yapı iddialarına ilişkin İstanbul merkezi gerçekleştirilen operasyon kapsamında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis memuru gözaltına alındı. Türkiye yine emniyet operasyonları ile güne uyandı. Emniyette paralel yapı iddialarına ilişkin İstanbul merkezi gerçekleştirilen operasyon kapsamında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis memuru gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 16 ile gerçekleştirilen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen iki polis memurunun adreslerinde arama yapıldı. Aramaların ardından gözaltına alınan polis memurları işlemlerin ardından İstanbul'a gönderildi. Türk Bürosen Erzurum Şube Başkanı Gani Armandar, adli yılın açılışı ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Sendika Şube Başkanı Gani Armandar, bilindiği üzere bugün 1 Eylül adli yılın açılışı. Adli yıl açılışının tüm Adalet Bakanlığı çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunmak isterdik. Ne yazık ki bunu yapamayacağız. Maalesef ülkemizde adalet mekanizmasının sadece hakim ve savcılardan oluştuğu düşünülmektedir. Her sene adli yıl açılışlarında hakim ve savcıların sorunları konuşulmakta. İşin mutfağında çalışan adalet personelleri unutulmaktadır. Adalet sisteminde yargı bağımsızlığı başta olmak üzere eleman yetersizliği, cezaevi koşulları ve doluluk oranları, uzun tutukluluk süreleri gibi pek çok önemli sorun bulunmaktadır, dedi. Adli yıl açılışının tüm Adalet Bakanlığı çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunmak isterdik. Ama ne yazık ki bunu yapamayacağız. Maalesef ülkemizde adalet mekanizmasının sadece hakim ve savcılardan oluştuğu düşünülmektedir. Her sene adli yıl açılışlarında hakim ve savcıların sorunları konuşulmakta, işin mutfağında çalışan adalet personeli unutulmaktadır. Adalet sisteminde yargı bağımsızlığı başta olmak üzere eleman yetersizliği, cezaevi koşulları ve doluluk oranları
uzun tutukluluk süreleri gibi pek çok önemli sorun bulunmaktadır. Evet, yaz ayları geldi mi herkesin hayali tatile gitmektir. Aslında parası olanlar yaz sezonunda gönüllerince tatil yaparken maddi durumu iyi olmayanlar ise bırakın tatili, yaz ayını bile çalışarak geçirdi. Tatil her insanın istediği ve yapmayı hayal ettiği bir imkandır. Parası olanlar için tatil her zaman ön planda olurken parası olmayanlar için ise yaz sezonu hayal kırıklığı içerisinde geçer. Ekibimiz bugün Erzurum'da tatil keyfini sordu. Üretimden ziyade tüketimin bol olduğu ve istihdam alanının kısıtlı olduğu ilimizde ekonomik durumların iyi olmaması ister istemez vatandaşların tatil yapma şanslarını elinden alıyor. Ekibimiz bugün vatandaşlara bu yaz sezonunda tatile gidip gitmediklerini sordu. Aldığımız cevaplar bizi pek de şaşırtmadı. Parasal olarak yani. Yerasal olarak da böyle bir şeyimiz yok herhalde. Böyle alışkanlığımız yok. Bir de maddiyat yani. Bir alışkanlık olmamış. Alışkanlık olmamış ya. Böyle ben çok Çanakkale işte. Hiçbir zaman gidemedik ki. Böyle nasıl gideyim ben? İşte buraya geldik. Ben Çorumluyum. Evet. Torunbağı yok burada. Evet. Gidebiliriz mi? Gidemedim abi. Çiftçiyiz. Nerede gittik? Niçin gidemediniz peki? Abi zor geçimimizi yapıyor. Nasıl gideceğiz? Ya Erzurum'da ilham ki vardı şimdi. Desem yok yalan mı? İlham ki vardı. Ama siz gidemiyorsunuz. Gidemedim. Tatile gidebildim tabii. Nereye gittiniz? Mesela buranın ilçelerine gezmeye tatile çıkabiliyoruz. Erzurum dışına çıkabildiniz. Erzurum dışına da çıkabildim tabii. Nerelere gittiniz? Benim topuk İstanbul'da okuyorum. Oraya gittim evet. Tatile. Marmaris'e gittik tatile. Kuşadası'na gittim tatile. Yani gezdim. Türkiye'mizden güzel bir yer de yoktu. En güzel ülke Türkiye. Buldunuz Erzurum'u, tatile geldiniz. Güzel buldum. Güzel. Peki devamlı tatile gider misiniz? Giderim, isterim buraya gelmesin devamlı. Peki isterim. Bir tatil alışkanlığı var mı sizde? Var bize tabii canım, var. Nerelere gidersiniz mesela? Genellikle Ankara, Bilecik, Zonguldak. Hani aile orada evet. Dağıldığı için mecbur gidiyor oralara. Gidiniz mi bu yaz? Niçin gidemediniz peki? İş yok Erzurum'da, para olacak ki gidesem. Nereye, Antalya'ya gitmek istedim. Yok artık. Peki niçin gidemediniz? İnşaatçı ya, bizim gitme şansımız yok. Sen Marmaris'e gittin. Niçin? Orada çalıştın. Evet. 91 sezonunda. Güzeldi, o yüzden gitmemiz. Peki sizce Erzurum'da bir tatil alışkanlığı oluşmuş mu? Var, bazı insanlarda var. İnşaatçı kesiminde yok. Peki, teşekkür ederim. Evet, görüntüler böyleydi sevgili izleyenler. Geçiyoruz bir başka haberimize. Palandöken Kalkınma Vakfı tarafından Gazze için yardım kampanyası başlatıldı. Erzurum'dan Gazze'ye bir el uzanıyor adlı yardım kampanyası kapsamında Yakutiye Meydanı'nda 50 fotoğrafın yer aldığı sergi açıldı ve yardım kutusu konuldu. Palandöken Kalkınma Vakfı üyesi Bahadır Yalap burada yaptığı konuşmada İsrail'in 7 Temmuz'da başlattığı ve 57 gün boyunca devam eden saldırılarda Gazze'de binlerce kişinin şehit olduğunu belirtti. Gazze'de günlük yardıma muhtaç binlerce kişi olduğunu ifade eden Yalap, yaklaşık 300 bin kişi 85 okul hayatlarına devam ettirme mücadelesi veriyor. Hastanelerde 10 binden fazla yaralı tedavi olmayı bekliyor. Önümüzün kış olması nedeniyle acil yardım daha çok önem arz etmektedir. Biz de Palandöken Kalkınma Vakfı olarak destek olmaya gayretindeyiz dedi. Ben Oğuzhan Bey, Palandöken Kalkınma Vakfı'ndayım. Vakfımızın bütün çalışmalarından dolayı ve katılanlardan dolayı herkese çok çok teşekkür ederiz. Biz Siyonistlerin, Hristiyanların artık bu tür etkilere karşı yapmış oldukları zulümlere karşı artık sessiz kalmak istemiyoruz. Sessizliğimizi bozduk. Bugün de böyle bir çalışma başlattık. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizler adına da çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kaç gün sürecek? 1 Eylül 11 Eylül arası sürecek. Evet. 11 Eylül. Nasıl bir gördünüz mü?
ilgi gördük, evet. Allah yardım edenlerden razı olsun, hepimizden razı olsun inşallah. Peki amacınız nedir? Bizim amacımız sadece Allah rızası için kardeşlerimiz, zulüm altındaki kardeşlerimize yardım etmek. İnşallah onlar da zulümden kurtulacaklar, zulüm ebedi kalamaz. Mutlaka kötülükler cezasız kalmayacak. Erzurum'un sevilen sanatçılarından Hüsamettin Ceylan yaklaşık 5 yıl sonra çıkardığı albüm ile sevenleriyle yeniden buluştu. Erzurum'un sevilen sanatçılarından Hüsamettin Ceylan Dostlarıma Özel isimli bir albüm ile sevenleriyle yeniden buluştu. Yaklaşık 5 yıl aradan sonra çıkardığı albüm ile büyük beğeni toplayan Ceylan yeni albümünde yeni şarkıları ile yüreklere hitap edecek gibi görünüyor. Gözünün Yeşiline Bin Aşık Feda Olsun ve Kurtar Ya Rab isimli şarkılarının da yer aldığı albümde Ceylan sevenlerinin dertlerine ortak olacak. Ya işte yeni çıkardı şimdi. İşte 3-5 sene kaldıktan sonra benim dostlarım, arkadaşlarım, beni sevenler işte niye çıkmıyor, niye albümü yok? İşte onlara da artık konuşa usandım gibi bir duruma geldim. En sonunda çareyi okumakta buldum, çıkarmakta buldum. Ve öyle gittim. İstanbul'a bu işi işte yaptık. Kameralarımıza konuşan sevilen sanatçı Hüsamettin Ceylan, uzun uğraşlar sonucu albümü çıkardıklarını belirterek daha şimdiden albümün tükenme noktasına geldiğini ifade etti. Ceylan, eski şarkılardan da yeni albümde yer verdiğini ve sevenlerini çıkardığı albüm ile müziğe doyuracağını ifade etti. Ceylan, okuduğu şarkıyı da sevenlerine armağan etti. Ya bir kere geçmişte okuduğum çok sevdikleri eserleri görecekler orada. Bir de tekrarını değişik müziklerle dinleyecekler. Daha da çok sevecekler eminim yani ben o amaçla yaptım tabii ki. Ya çok teşekkür edenler, çok sevenler, hatta buradan gelip alanlar bile var ya, kasetçilerden alanlar, buradan alanlar. Yani ben bu kadar gideceğini de bilmiyordum. Öyle bir hatıra oldu ki bende, gözümün her damla yaşında varsın. Öylesek bir kade doldu ki bende, yakın beyin meze başında varsın. Geçiyoruz Erzurumspor'a sevgili izleyenler. Yoğun bir hazırlık maçı trafiği geçiren Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor dün Erzincan Refahispor'la lig öncesinde son hazırlık maçı yaptı. Mavi beyazlar her iki yarıda attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Spor Toto 3. Lig'de maçların başlamasına bir hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da son hazırlık maçını komşu ilin takımı Erzincan Refahispor'la yaptı. Mavi beyazlı takım 11. hazırlık maçında Refahispor'u Yasin Yener ve Deniz Sert'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Murat Akgül'le bir şutu direkte patlayan Erzurum ekibinde Deniz Sert kentine yapılan hareketten sonra kazanılan penaltıyı kaleci Mehmet Akif nişanlayınca takımın 3. golden etti. Bora Budak, Uğur Cenan ve Adem Korkmaz hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya Erzurum taraftarı büyük bir ilgi gösterdi. Atatürk Üniversitesi stadında oynanan özel maçı iki takımın yöneticileri de izledi. İlk yarısı 1-0 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un üstünlüğüyle kapanan maçın ikinci yarısında da Deniz Sert rüzgarı esti. Teknik patron Taşkın Güngör ikinci 45 dakikada birçok futbolcusuna şans tanıdı. Maçın 67. dakikasında ceza sahasında rakibinin mücadelesi sonucu Deniz Sert yerde kaldı. Hakem Bora Budak penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Deniz Sert topu kaleci Mehmet Akif'e nişanladı. Kaçan penaltıdan 3 dakika sonra sahneye çıkan Deniz Sert müthiş bir gol attı. Rakiplerinden sıyrılan genç golcü sağ ayağıyla çıkardığı sert şutta topu adeta 90 diye tabir edilen yere gönderdi ve 70. dakikada takımın 2-0 öne geçen golü attı. Bu arada ikinci yarısı çekişme içinde geçen maçta Deniz Sert 70. dakikada attığı golden sonra formasını çıkarıp taraftara koştu ve formayı yeşil çimlere fırlattı. Daha sonra yerdeki formayı alarak armayı öpen Sert, "Bu sene farklı bir Deniz izleyeceksiniz." dedi. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.